Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan bugün NATO Liderler Toplantısı'nın birinci oturumunda konuşma yapacak. Erdoğan bugün ayrıca resmi akşam yemeğinde liderlerle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da NATO Liderler Toplantısı'nın ikinci oturumuyla NATO-Ukrayna Komisyonu Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılarak katılımcılara hitap edecek. Zirve kapsamında ikili görüşmelerde de bulunan Erdoğan, şu ana kadar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Sunak'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ayrıca Almanya Başbakanı Scholz ve Amerika Başkanı Joe Biden'la görüşmesi planlanıyor. Erdoğan'ın yarın da Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve İtalya Başbakanı Meloni ile ikili görüşme yapması, zirvenin tamamlanmasının ardından zirve alanında basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi öncesinde kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson'la görüştü. Görüşmeyi dünya basını yakından takip ediyor. Türkiye, zirve öncesinde verdiği mesajlar sonrasında Avrupa Birliği üyeliğini gündeme taşıdı ve İsveç Erdoğan'dan NATO üyelik sözü aldı. Türkiye ise Avrupa Birliği üyeliği konusunda İsveç'ten tam destek görecek. Bu arada Türkiye'nin hassasiyetleri NATO'da bir ilke imza attırdı. Sayın seyirciler, eline yeşil ışık yakmasının ardından dünya liderlerinden peş peşe açıklamalar geldi. Amerikan Başkanı Joe Biden kararı memnuniyetle karşıladığını söyledi. Avrupa Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım ifadesini kullandı. İsveç'in NATO'nun 32. müttefiki olarak karşılamayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, uzlaşmayı hepimizi daha güvenli bir hale getiren NATO için tarihi bir an sözleriyle değerlendirdi. Sunak, İsveç'i bir an önce ittifakta görmeyi beklediklerini aktardı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Ninsdö, Finlandiya'nın NATO üyeliği İsveç olmadan tamamlanmış sayılmaz sözlerini hatırlattı. Ninsdö, İsveç'le birlikte ittifakın daha güvenli olacağını savundu. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından Vilnius'tan güzel haber paylaşımını yaptı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'nin İsveç kararını tarihi bir adım olarak niteledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, İsveç'in NATO yolu açık dedi. İsveç'in katılımıyla NATO'nun daha güçlü hale geleceğini savundu.